Ankara'nın en ünlü caddesine ismini verilen Tunalı Hilmi'yi tanıyor musunuz? Tunalı Hilmi Bey, 1871 yılında Bulgaristan'ın Eskicima şehrinde dünyaya geldi. 1877'de Osmanlı-Rus harbi sebebiyle ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde sürdürdü. Bu okulda İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşen Mektepliler Cemiyeti hafiyesini kurdu. 2. Abdülhamit yöntemine karşı gizli cemiyetlerin yoğunlaştığı bir dönemde El Yazısıyla Teşvik adlı haftalık gazeteyi çıkardı ve yönetim aleyhine yazılar yazdı. İttihadi Osmani Cemiyeti'nin önde gelenleri hakkında 1895 yılında sürgün kararı alınınca Tunalı Hilmi Bey de ülkeden kaçarak İsviçre'nin Cenevre şehrine yerleşti ve tıp eğitimini burada sürdürdü. Bu arada İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Cenevre şubesini de kurmuş oldu. Cenevre'de Juliet adında İsviçreli bir hanımla evlendi ve iki çocuğu oldu. 1898 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti müfettişi olarak Mısır'a gitti ve cemiyetin Kahire şubesini örgütledi. Jön Türklerin çoğunun 1899 yılında sarayla uzlaşmış olmasının verdiği ılımlı etkiyle Madrid'de elçi katibi olarak atandı. Ancak gizliden gizliye padişah aleyhine çalışan ve yazılar yazan örgütler yardım ettiği gerekçesiyle katiplik görevine alındı. 1904'te Mısır'a gitti ve çeşitli mahkemelerde çalıştı. Hilmi Bey, 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra yurda döndü. Yani İstanbul'a. Başta inkılap olmak üzere çeşitli yayın organlarında yazılar yazdı. 1916'ya kadar Karadeniz Ereğlisi, Silivri, Bayburt, Ordu, Beykoz ve Gemlik şehirlerinde kaymakamlık yaptı. 1919 yılı seçimlerinde Bolu mebusu olarak son Osmanlı Meclisi mebusanına girdi. 1921, 23 ve 27 seçimlerinde Bolu ve Zonguldak milletvekili olarak 3 dönem milletvekilliği yaptı. Başta teşkilatı esasiye olmak üzere birçok kanunun çıkarılmasına öncülük etti. Yıl 1928'e geldiğinde ise tüberküloz hastalığına yakalandı ve 3 ay sonra vefat etti. Kabri Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Jön Türk ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimleri arasında bulunan bir siyaset ve devlet adamıdır. Tunalı Hilmi Bey, milletvekilliği sırasında ilerideki Atatürk devrimlerine kaynaklık eden ilerici kanun teklifi ve önergeleri vermiş bir yenilikçidir. Öz Türkçenin kullanılmasının yanı sıra kadın, köylü ve işçi haklarının savunuculuğunu da yapmıştır.